Merhaba sevgili seyirciler, değerli Artı TV izleyicileri, Amenna programından hepinize merhaba. Bugün konumuz kabile putları. Eski cahiliye döneminde kabile putları vardı. Bu putlar için savaşılıyordu. Kabileler birbirleriyle yıllar süren, on yıllar süren savaşlar yapıyorlardı. Kabileler belli başlı toprakları ele geçirmişler. Yerleşim birimlerinin etrafına çitler çevirmişler. Bahçeleri, sulakları, meraları sahipleniyorlardı. Buralar bizim, buraya giremezsiniz diyorlardı. Belli başlı panayırlar vardı. Bu panayırlarda pazarlar kuruluyordu ve pazarlarda kabilelerin yerleri vardı. Oraya yükünüzü indirip de pazarda satış yapmak isterseniz o yerin sahibine ayak bastı parası vermek durumundaydınız. Pazarın her yeri bu şekilde kabileler tarafından ele geçirilmişti. Kabe vardı Mekke'nin içerisinde. Kabe'nin içerisinde de bir takım resimler ve heykeller bulunuyordu. Bu resimler ve heykellere kabileler kendi putları olarak prestij ediyorlardı. Onları yüceltiyorlardı. Onlara ibadet ediyorlardı. Belli başlı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen Mekke'deki kabilelere ait üç tane büyük put vardı. Put vardı. Lat, Uzza ve üçüncüleri Menat. Necm suresinde bu putların ismi verilir. Ve onların esasında kendi heva ve heveslerinin dışa vurumu olduğu söylenir. Bu put isimleri ne anlama geliyor? Acaba eski cahiliye Arapları İslamiyet'in doğduğu coğrafyada tahtadan taştan putlara mı tapıyorlardı? Kabile putları ne demek? Tahtadan taştan putlar dikip onun etrafında dönüp ellerini ona sürüp onun etrafında onu öperek ellerini onlara dokunup kutsayarak bir tapınma mı söz konusuydu? Kabile putlarına tapmak ne demek? Kabile putu ne demek? Lat, Uzza ve Menat ne anlama geliyor? Esasında bunlar her biri birer yaşayan put. Yani hala devam etmekte olan putlar bunlar. Nasıl olur diyeceksiniz. Eski cahiliye kabileleri çoktan göçtü gitti. Ne Kureyş kabilesi, ne Beni Esed oğulları, ne Temim oğulları, ne Katafan kabilesi. Bunlar eski cahiliyeye ait kabilelerdi. Onların yerine şu anda başkaları var. Ortada ne Lat, ne Uzza, ne de Menat diye dikili bir taştadan put görünüyor. Halbuki bu putların hepsi yaşıyor. Sadece Arabistan'da değil. Dünyanın her yerinde, bütün yeryüzünde Lat, Uzza ve Menat yaşıyor. Bunu anlamak için bu kabile putlarının ne anlama geldiğini,
o gün bunlara neden prestij edildiğini, yani bunların neden yüceltildiğini anlamamız lazım. Bakınız, kelime köklerinden giderek size tek tek anlatayım. Lat, otorite demek, bugünkü karşılığı. Uzza, güç ve kudret demek, bugünkü karşılığı. Menat da para, zenginlik, para demek, bugünkü karşılığı. Çünkü Lat, o günkü cahili Arapları arasında kabile büyüklerinden ve kurucularından birisiydi. Uzza da kabilenin kurtarıcılarından, savaşçılarından birisiydi. Menat da kabilenin zenginlerinden birisiydi. Kabilenin bunlara tapması demek, kabilenin kurtarıcısına, kurucusuna, liderine, güç ve kuvvet sahiplerine, zenginlerine boyun eğmek, onlar için çalışmak, onları prestij etmek, yüceltmek, onların eline, eteğine yapışmak demekti. Çünkü bu adı anılan şahıslar, cahiliye Araplarının eski tarihlerinde yaşamış kişilerdi. Taştan, tahtadan odunlar değildi. Bunların resimleri Kabe'nin içerisine ve Mekke'nin belli başlı ana caddelerine, sokaklarına, meydanlarına, görünür yerlerine asılmışlardı. Bunlar kavmin ileri gelenleriydi. Siyasi liderler, askeri komutanlar, kurtarıcılar, zenginler, güç sahipleri. Onların resimleri ve heykelleriydi asıl olanlar. Bugün de buna benzer putlar hala yaşıyor. Kabilelerin yerini uluslar almış vaziyette. Eskiden cahiliye döneminde 360 tane put vardı denilir. 360 tane put demek, 360 tane kabile ve o kabilenin ileri gelen lideri, önderi, güçlü, kuvvetli kişisi veya zengini vardı demek. Onları yüceltiyorlar. Onların etrafında dönüyorlar. Onlardan medet umuyorlar. Onlara boyun eğiliyorlar anlamına geliyordu. Bunu daha iyi anlamamız için şöyle bir örnek vermekte fayda var. Aslında çok tanrılılık, çok sınıflılık, çok kabilelik demektir. Mesela yeryüzünde en çok tanrının bulunduğu coğrafya Hindistan'dır. Hindistan'da 4000'e yakın tanrı olduğu söylenir. Bir Müslüman bir Hindu'yla tartışırken demiş ki Hindu'ya, sizde ne kadar çok tanrı var? 4000 tane tanrı mı olur? Bizde tanrı bir tane. Hindu da Müslüman'a demiş ki, bizim o 4000 tane tanrı içerisinde sizinki de var. Sizinki gibi kendinin bir tane olduğunu, tek olduğunu söyleyen de var. O da var bizim içimizde, bizim tanrıların arasında demiş. Şimdi çok tanrılılığın çok sınıflılıkla alakası nedir? Nasıl oluyor da yeryüzünde en çok tanrının, çok tanrılılığın bulunduğu coğrafyayla yeryüzünde en katı kast sisteminin
sınıf sisteminin olduğu yer aynı coğrafya oluyor. Yani Hindistan oluyor. Hindistan'da çok tanrılılık var ama çok sınıflılık da var. Hindistan'da kast sistemi var. En tepede din adamları var. Brahmanlar var. Onun altında askerler var. Onun altında çiftçiler, esnaflar var. En altta da paryalar var. Köleler var. Böyle bir kast sistemi var. Bunların evleri, lokantaları, yaşadıkları yer ayrı. Birbirleriyle evlenemezler bile. Birbirleriyle aynı lokantada yemek dahi yiyemezler. Sınıfçılığın en katı ve koyu bir şekilde uygulandığı yerdir. Hatta İngilizlerin Hindistan'ı işgal ettikten sonra Avrupa'daki sınıf aristokrasi de esasında Hindistan'dan Avrupa'ya geçmiştir. Şimdi çok tanrılılıkla çok sınıflılık arasındaki fark işte burada gizli. Her sınıfın bir putu vardı. Her sınıfın bir lideri vardı. Her sınıfın bir koruyucusu vardı. Her sınıfın kendisinden şefaat beklediği ve yanında olmakla, üzerinde bulundurmakla manevi bir korunma altına girdiğini düşündüğü simgeleri, sembolleri vardı. Bunlar zaman içerisinde birer puta dönüştüler ve kabilenin totemleri haline geldiler. Dolayısıyla 4000 tane tanrı demek, 4000 tane sınıf demektir. Her grubun ayrı ayrı tanrıları, sembolleri var demektir. Bugün yeryüzünde baktığınız zaman 200'ü aşkın devlet var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. Ve dolayısıyla 200 tane bayrak var. Ve dolayısıyla 200'ü aşkın sınır var. Ve dolayısıyla 200'ü aşkın ulus var. Bunlar bir zamanlar yeryüzünde daha fazlaydı. 360 kabile Arabistan'ın her bir yerine yayılmıştı. Her birinin sembolü lideri vardı. Şu anda da yeryüzünde 200 tane devlet var. Bu devletlerin bayrakları var. Bu devletlerin ve ülkelerin kurtarıcıları var, kurucuları var, siyasi liderleri var, zenginleri var, güçlü kuvvetli kişileri var. Kabile putları çağımızda ulusların simgelerine, sembollerine dönüşmüş vaziyette. Put demek eleştirilemeyen, kendisiyle diyaloğa girilemeyen şey demektir. Siz kimi hiç eleştirmiyorsanız ve kiminle hiçbir şekilde karşılıklı diyaloğa giremiyorsanız o sizin putunuzdur. Kendisine hayır diyemediğiniz şey putumuz oluyor. Mesela kişinin nefsi, heva ve hevesi, arzuları da putu olabilir. Kur'an-ı Kerim'de denir ki, heva ve hevesini, arzularını ilah edineni görmedim mi? Yani nefsi ne söylerse onu yerine götürüyor. Canının her istediğini yapan kişi acaba özgür müdür yoksa canının istediğine köle midir? Çünkü canı, arzusu, hevası ne isterse onu ikilemeden anında yerine götürüyor. Ona dur diyemiyor, hayır diyemiyor, bu sefer yapmayacağım diyemiyor. İradesini kullanamıyor. Şu halde özgür iradesi olan kişi özgürdür. Nefsine dur diyebilen, eleştirilmezleri olmayan, herkesi ve her şeyi soru sorulabilir ve eleştirilebilir gören kişinin putu yoktur. Eğer bunu eleştiremeyiz, buna soru soramayız, bunu sorgulayamayız, buna hayır diyemeyiz dediğiniz herhangi bir şey varsa o sizin putunuz oluyor.
Şu halde aslında inananlar için Allah da put haline gelebilir. Ne zaman? Kendisiyle diyaloğa girmediğiniz zaman. Kendisiyle konuşmadığınız zaman. Bir inanan için Allah'la konuşmak iki türlü olur. Bir, dua ederek. İki, kitabını okuyarak. Kitabıyla diyaloğa girerek. Kur'an'a baktığımızda Allah'ın Muhammed aracılığıyla kendisini inkar edenlerle tartışmaya girdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tartışma sahneleri vardır. Allah inkarcıları ikna etmeye çalışır. Yerlerden, göklerden örnekler vererek onları ikna etmeye çalışır. Tanrılığını kullanarak onları bir kaşık suda boğmaya kalkmaz. Fırsat verir, konuşturur, soru sorar. Aklınızı neden kullanmıyorsunuz der. Dolayısıyla diyaloğa girer. Sanıldığı gibi Allah bir inanan için kendisiyle diyaloğa girilemeyen bir varlık değildir. Allah sürekli hareket halinde, insanlıkla sürekli etkileşim halinde, ilham yoluyla, vahiy yoluyla, yakarış yoluyla, şairlerin şiirleri, peygamberlerin vahiyleri, filozofların bilgelikleri yoluyla aramızda ses olarak görünür ve onunla bu şekilde diyaloğa girilir. Şu halde kabile putları yaşamaktadır. Lat otoritedir. Yeryüzünde otorite kurmaya kalkmak emperyalizmdir. Buna emperyalizm diyoruz. Demek ki çağımızın yaşayan putu emperyalizm oluyor. Uzza güç kudret demektir. Çağımızda gücü ve kudreti yücelten sistemlere faşizm diyoruz. Zorbalıkla, güçle, kuvvetle başkasına dayatanlar. Keza çağımızda parayı yücelten, zenginliği yücelten sistemlere de kapitalizm diyoruz. Menat aynı zamanda hala eski Rusya'nın para birimiydi. Şu anki Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın para birimi hala manattır. Manat, menat, man, money, money, para demektir. Kelime kökü Aramice'ye kadar gidiyor. Hazreti İsa'nın İncil'de geçen sözüyle bitirelim. İsa der ki, hiç kimse iki efendiye tapamaz. Ya mamona, yani manata, menata, mene, maniye, moneye tapacaksınız ya da Allah'a tapacaksınız. Kararınızı verin. İkisi bir arada asla olmaz der. O da hala yaşayan putun ne olduğunu bizlere açık bir şekilde İncil'in sayfalarından gösterir. Sevgili seyirciler, kabile putlarından ve onların yaşayan hallerinden sizlere bahsetmeye çalıştım. Bugünkü programımızda burada sona eriyor. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bir başka programda tekrar birlikte olalım. Esen kalın, hoşça kalın.